Gene dönelim. Nuri hoş geldin. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Bugün baş başayız. Hakan abi yok, Şeref abi yok. Tamam, benim için sıkıntı yok. Şiir yok, ne bileyim. Yani takılan yok. Ekstra sorun yok. Beraber yapacağız. Şimdi hemen borsayla başlayalım dilersen. Sakin bir borsa. 10.600'lerde neredeyse dün aynı seviyelerde bir endeks var. Gidip gelen, yani ben biraz keyifsiz gibi gördüm. Hani yön çok net değil. Bir heyecan pek göremedim ama senin değerlendirmende neler var? Mutlaka gün boyu izledin. Ne dersin? Borsa İstanbul'la başlayalım. Aslında ben beğeniyorum piyasanın yaptığı hareketi. Şimdi insanlar tabii her gün para kazanmak istiyor ama Warren Buffett'ın bir lafı vardır. Borsacılık sıkıcı iştir diye. Hakikaten alıp tutmak zor iştir. Özellikle yatırım yapanlar için. Burada bir güç toplama operasyonu var. Görüntü bu. Aşağıda 10.500, yukarıda 10.700 arasında sıkışmış görüntümüz var gibi görünüyor. Bu bence sağlıklı. Yani 10.500'ün altına sarkarsa o zaman ayrıca başka bir değerlendirme noktasına geçeriz ama şu anda sağlıklı bir görünüm sergiliyor. Senet bazlı hareketler çok yoğun. 3 tane 5 tane senet değil, genel olarak hareketlik var. Elbette ki endeksin etkileniyorlar yukarı aşağı oynamalarda, özellikle betası dediğimiz korelasyonu yüksek senetlerde. Ama genel hava itibariyle ben gayet makul ve oldukça olması gerektiği gibi buluyorum. Dün Amerikan piyasaları kapalıydı. Sıkıcı olması sebeplerinden biri de buydu. Amerika ve Avrupa piyasaları kapalıydı. O yüzden vade geçişleri de çok biraz sekteye uğradı diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz Mayıs ayı vadesi bu cuma günü sonlanıyor. Diyop'taki vadeli kontratlar, özellikle pay vadelilerden bahsediyorum. Bunlar Haziran vadeye roll edilecek. Yani vade geçişleri yapılacak. Bunların yoğunluğu bugün başlar. Bu yoğunluk tabii endeksteki hareketliği arttırmaz ama hacimleri arttırır. Oradaki fiyatlama mekanizmasını farklı yere getirir. Tabii biraz matematik işi, yani endekse direkt olarak endekse odaklanan bir insanın çok da fazla ilgisini çekmeyen şeyler. Ama işin içinde gün içi trade eden, ufak marjlar üzerinden yoğun işlem hacmi yapanlar için bunlar önemli detaylar. Çünkü hep söylüyorum, şimdi bir şeyi almak satmak iki boyutlu bir işlemdir. Alırsınız satarsınız. Bunu herkes yapar ki, yani dışarıdaki döviz alıp satan da, tüccar da, ne bileyim sıradan bir bakkal da bir şey alıyor sonra onu satıyor. Ama işin bir de finansal boyutuna girdiğiniz zaman orada çok ciddi marjlar yakalayabiliyorsunuz. Yani yurt dışı piyasalardan örnek vereceğim. Çünkü Türkiye'de henüz geliştiremedik. Maalesef ki geliştiremedik. Ah şu kafası farklı şekilde çalışmayan, neyse girmeyeceğim o konuya. Ama temel itibariyle buraların geliştirilmesi çok önemli. Dünyada mesela bugün bir hisse senedini almak yerine o hisse senedinin üzerine sentetik opsiyon yaparsanız, aşağı gelirse oradan alacağım dersiniz, put opsiyon satarsınız. Ne bileyim işte bununla ilgili olarak elinizde bir hisse senedi vardır. Yukarı gittikçe ben zaten buraya gittiğince satmaya razıyım dersiniz. Call opsiyon satarsınız, prim toplar, maliyet düşürürsünüz. Haftalık temettü veren ETF'ler var, onları alır yatırım yaparsınız. Aylık temettü veren ETF'leri gider arar bulursunuz. Veya hisse senedi almak yerine o hisse senetleri içerisinde bulunan, yani işte teknoloji hisseleri olur, bilmem işte bir gelişmiş hisseleri olur, temiz enerji olur. Bunları ETF'den alır satarsınız. Türkiye'de maalesef işte kısır bir döngüde gidiyoruz. Yani A'yı mı alalım, B'yi mi alalım, C'yi mi alalım, yok C'yi satalım tekrar A'yı alalım. Ya bu basit bir mantıkla giden bir şey. İşte X kurumu çok fazla sattı, o piyasaya satış gelecek. İşte Y kurumu çok fazla aldı, aa çok güzel piyasa yukarı gidecek gibi. Çok basit, çok temel. Çok böyle arkasında çok derinliği olmayan şeyler var ve kullanılıyorsunuz. Algı yönetimine maalesef konu oluyorsunuz. Çünkü ben bu kadar büyük para sahibi bir kurum olsam, kurumun müşterisi olsam, o kurumu göstere göstere bu kadar satıcılı ve alıcılı olarak göstermek, yani ben bunu yapmazdım herhalde böyle bir piyasada. Gidip 5 tane kurumdan karşısını yapardım veya 6 kurumdan, 10 kurumdan. Yani eğer ile de piyasayı manipüle edeceksem diye söylüyorum. O yüzden bunların çok bir önemi yok. Ben kimin alıp kimi sattığına bakmam. Çok önemli değildir endeks bazında genel anlamda. Ben direkt olarak fiyat alıp satarım. Mantığını alıp satarım. O fiyatın arasındaki marjlara bakarım. İşte o yüzden vadeli kontratlardaki fiyat marjları çok önemli. Neden önemli? Çünkü şu anda bir hisse senedi yatırım yaptığınız zaman, X senedine gidip de kredili aldığınız zaman, ben bu hisseye güveniyorum, bir de bunu kredi kullanmak istiyorum dediğiniz zaman, o kredi maliyeti %80-90'larda. Kredi almayayım, kendi paramla alayım dediniz diyelim. Bugün alternatif maliyetinizde gecelik işte TLRF baz alırsanız %53 civarında, her gün gecelikten kastını 1.4 civarında, yani %0.14 civarında içeridesin. Yani 1 milyonunuza 1.400 lira içeri giriyorsunuz. 1 milyon liralık hisse senedi alırsanız her gün 1.400 liralık fonlama maliyetinden içeri giriyorsunuz. Şimdi bunu yapmak yerine
Gidip vadeli kontratlara baktın ama orada faiz oranları %0,%3, 30'lar falan gibi. Hatta dün bir ara Türk Hava Yolları'nda gördüm. Spotla vadeli arasındaki fark 0'a indi. Yani bunlar yakalanabiliyor. Yani gidip vadelisini alıp spottaki hisse senetlerini satmak, yani elinde hisse senedi varsa açığa satamıyorsun zaten de, veya spot almak bence mantıklı değil. Eğer bu senetlerin vadeli kontratları varsa fonlama maliyeti açısından, ya hocam çok küçük detaylara takılma. Biz zaten bir günde %10 kazanıyoruz diyenler elbette ki vardır. Eleştirenler hep olacaktır. Ama finans okuryazarlığı böyle bir şeydir. Dediğim gibi bakkal matematiğiyle iş yaparsanız bakkal gibi kaybedebilirsiniz. Çünkü süpermarket bakkalı her zaman yener. O yüzden biraz daha uzun vadeli ve büyük bakmak lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda piyasa yatayda, senet bazlı hareketler çok güzel gidiyor bence. Eğer 15'in altına gelirse o zaman farklı değerlendirmeye gireriz. Ama endeks ve genel hal itibariyle ben büyük bir sorun görmüyorum. Türkiye'de, yurt dışı piyasalarda da. Bugün ne olur noktasında ben 10.500-10.700 arasında gider gelir 10.700'ü kırarsak yeni bir döngü başlar. Yukarı doğru yeniden 11.500'e doğru hareketleniriz. 10.500'ün altına gelirse işte o zaman 10.200'deki önemli desteğe doğru, kritik desteğe doğru hareket olabilir. Ve yükseliş yönündeki beklentiler de biraz sekteye uğrama ihtimali olabilir. O yüzden 10.500'e dikkat ediyorum endekste. Ama hep aynı şeyi cümlemin sonunda ekliyorum, not olarak düşüyorum. Endeksi bir kenara koyun. Artık şu anda endeks döneminde değiliz. Şu anda senet seçimi dönemindeyiz. İyi senedi bulun, iyi senedi trade edin. Zaten trade etmiyor, yatırım yapıyorsunuz. Beni dinlemeyin zaten. Yatırım farklı bir şey. Nuri Sevgen, ya biraz şu emtia tarafına bakalım istiyorum. Altın hafif hareketli ama gümüşte %3, %4'lere varan yükselişler görüyoruz. Bu emtia tarafındaki altın ve gümüşteki bu hareketliliği nasıl yorumlarsın? Ne dersin? Ya çok detaylı bakmadım açıkçası ama evet altının onsu 2400 doların altına geldi. 2350 dolarlara kadar geldi ama gümüş tutunuyor 31 dolar üzerinde. Ama ben aylardır hatta söylediğim şey vardır. Altın gümüş paritesi önemlidir ve gümüş altına göre daha iyi getirecek diye söylemiştim. Hep senin yayınlarda buralarda da konuştuk. Altın değil gümüşe bakın demiştim. Şu aşamada bence değer seviyelerine geldik. Kısa süreli olarak buralarda bir yatay hatta biraz geri çekme potansiyeli var her ikisinde de. Buradaki olay biraz da hani beklentilerle ilgili bir şeydir. Yani finansal okuryazarlık itibariyle baktığınız zaman faizlerin düşme eğilimine girdiği dönemlerde altına ters korelasyon olan, özür dilerim, dolara ters korelasyon olan bu tür emtiyada hareketler pozitif olur. Altın gümüş paritesi itibariyle baktığınız zaman da gümüş her zaman daha değerli olması gerekiyordu. Ama şu aşamada altın fazla geldi aşağı, gümüşün de biraz buralar tutulması kısa süreli biraz aşağı gelmesine neden olabilir. Ama dediğim gibi bunlar hep kısa süreli trade'ler. Uzun dönemde parasal arzın bu kadar yükseldiği bir yerde bu tür değerli metaller her zaman değer kazanır. Ama ben metal yatırımlarını, özellikle altın yatırımını çok beğendiğim yatırımlar değil. Belli dönemlerde para kazandırmış bunlar. Yani Amerika'da Bretton Woods sonrasında parasal arzda hani altına dayalı sistem bittikten sonra bir süre sert bir hareket yapmış. Ondan sonra altın hareketleriyle ne bileyim borsa hareketlerine baktığınız zaman aradaki getiriler arasında ciddi farklar var. Kısa süreli gir çıktılar olabilir. Ama ben değerli metalleri çok da fazla sevmiyorum açıkçası. Arada bir girer çıkarım. Ama genel itibariyle Türk yatırımcısı seviyor. Döviz almak yerine altın alayım, gümüş alayım diyor. Ama ben şu an diyorum ki altın ve gümüş alacağınıza ve döviz de yatay gittiğine göre onu yapmak yerine her gün şu anda faiz oranları risksiz getiri açısından bakıyorum. Risk istemiyorum diyen yatırımcılar için faiz getirilerine bakmak daha mantıklı gibi geliyor bana. Nuri, son olarak kur cephesini soracağım. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki toparlanma, iyileşme. Şebnem Turhan da bugün analiz etmiş. 61,5 milyar dolarlık bir iyileşmeden söz ediyoruz. Sayın Şimşek hani beklentimizin üzerinde bir yabancı ilgisi diye ifade ediyor. Bu taraf herhalde artıya doğru geçecek gibi görünüyor. Swap hariç net döviz rezervi ve TL'nin nispeten değerli sürecinin en azından herhalde yaz ayları boyunca devam edebileceğini öngörelim mi? Sen bu taraftaki hareketi nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi 61,5 milyar doların karşılığı ne kadar? Önce ona bakmak lazım. Bak sıradan gidelim. Basit finans matematiğiyle gidelim. 2 milyar TL yapar neredeyse yaklaşık. Şimdi siz dolar almak için Merkez Bankası olarak ne yaparsınız? TL verirsiniz piyasaya. TL vererek dolar alıyorsunuz. Güzel, rezervleri güçlendirdiniz ama piyasada ne oluştu? Büyük bir TL oluştu. Şimdi bu TL ne oldu? Doğal olarak paranın arzını arttırırsanız enflasyon oluşturur, değil mi? O yüzden eğer bu enflasyon oluşturmasını parayı sterilize etmeniz lazım. Likiditesini azaltmanız lazım. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası PPK'dan sonra bunu yaptı. Ve piyasada 590 milyar 600 milyar TL yakın parayı sterilize etti.
Yani 590 milyara kadar çıkan parayı 500'ünü çekti. 520 civarını çekti. 70-73 milyar TL hala piyasalarda ama likiditeyi azalttığı için faizler yüksek duruyor. Böylece enflasyonun olmasını engelliyor. Bu güzel bir hareket. Ama bu kadar likiditenin çekiliyor olması Merkez Bankası açısından da bir yük getiriyor. Ama enflasyon mücadele açısından olumlu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kur hareketleri neden önemli? Enflasyonu duyarlı. Yani kurlardaki bir birim artış enflasyonda bir hareket yaratıyor. Ama kurları da belli bir sabit tutmak zorunda kalıyor çünkü dışarıdan döviz giriyor. Kuru da yükseltmek istediğiniz zaman daha fazla döviz almanız lazım ve TL yaratmanız lazım. Bu bir kısır döngü gibi görünüyor. O yüzden bunun arkasından ne gelir biliyor musunuz? Benim korkuma faizleri düşürme operasyonu gelir diye endişeleniyorum. Yani bu böyle giderse işte Ağustos ortası, Eylül başı dememin ya da bu tür iktisatçı arkadaşlarım söyledi işte son çeyrekte biraz daha acaba ne olacağına bakmamız lazım dedikleri nokta buradan geliyor. Yani bu noktadan sonra acaba faiz indirim gelir mi Merkez Bankası'ndan diye bir endişe var. Bu noktaya gitmeden Merkez Bankası dışında da doğal olarak kamu maliyesinin de önemli çözümler üretmesi gerekiyor. Burada haber bekliyoruz. Yani 100 milyar TL'lik bir tasarruf tedbiri dışında bir şey gelmedi. O yüzden de bu tarafta bir sıkıntımız var. Yani dövizin evet rezervlerimiz artması çok iyi. Bu çok güzel. Para politikası, mali politikalar açısından ilk etapta güzel, rezervimiz güzeldi. Ama bu sadece dış borç ödeme yükümlülüğümüz açısından iyi gibi görünse de bu gelen paranın menşei kısa süreli. Yarın öbür gün para çıkmak istediği zaman ne olacak? Bunun önlemleri ne olacak? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunları düşünmek için şimdilik erken. Bu arada moral bozmayayım. Ben hala aynı şeydeyim. Ağustos'a kadar şu an düğün, bayram, eğlence devam. Ekstra kötü bir haber çıkmazsa. Ama o zaman biraz tedirgin olup eğer o zamana kadar bir hamle yapılmamışsa oralarda biraz dikkatle bakmamız gerekecek. Çünkü o zaman biz profesyoneller biraz böyle acaba dövizde bir şey olur mu? Faizde ne oluyor? O tarafa bakmaya başlayacağız. O zaman müzik devam ederken biz de dansa devam diyoruz. Bir süre Aynen. daha Nuri Sevgen. Şey aklıma geldi Barış. Hani bir oyun vardır ya böyle özellikle böyle hani bu her şey dahil Antalya'daki otellerde çok yaparlar böyle. Hani bir ortaya sandalye koyarlar. Dört sandalye. Beş kişi etrafında dönen adını hatırlamıyorum. Şimdi o son konu kim olacak? Onun durumuna düşmemek lazım. O yüzden dikkatli analiz etmek lazım. O zamanları iyi görmek lazım. Gelecek olan datalar, veriler, yapılacak olan adımları çok ciddi takip etmemiz gerekiyor. Peki, Nuri Sevgen çok teşekkürler. Güzel bir gün diliyoruz. Nuri Ben Sevgen'i teşekkür ederim. İyi uğurluyoruz. günler diliyorum.